Tekrar merhaba. Bileniniz, bilmeyeniniz tekrar edeyim. Şimdi CHP'li Bolu Belediye Başkanı katıldığı bir televizyon programında tesettürlü bir kadının ondan "Başkanım benim çocuğum olmuyor, bana yardımcı olmuyor musunuz?" diye söylediği konuyu çok farklı algılamış. Siz onu anlarsınız. Yani o videoda var, seyredersiniz. Orada yani diyor şaşırdım falan, ya bir anınızı anlatın diyor. Adam böyle bir anı anlatıyor. Yani tesettürlü bir bayan geldi. Dedi ki başkanım bir maruzatım var dedi. Söyleyebilir miyim? Çok özel değilse tabii demiş. Ya benim çocuğum olmuyor, yardımcı olur musunuz demiş. Adam da bunu yani ben nasıl size yardımcı olacağım demiş. Böyle anlamış. Ve de diyor ki çok masum masum giderek ya hemen öyle deyince öyle. Nasıl algıladığını anladınız. Neyse işte bu böyle bir infial yarattı. Herkes tarafından yadırgandı. Ama tabii CHP MYK'da bu konuyu konuşacaktı. Ve Tanju Özcan'a uyarılma cezası. Yani topu taca attılar. Belli ki aralarında konuşmuşlar. Yani toplum buna refleks gösterdi. Biz de sana bir uyarı cezası verelim dedi. Fakat tabii CHP'de şöyle bir olay var. Bayağı bir taciz konularıyla gündeme geldi. En son da aslında bugünün bir haberi, CHP'li Erzurum İl Başkanı bir taciz konusuyla gündeme gelmişti. Tabii ki önce inkar falan ama ses kayıtları çıkınca istifa etmek zorunda kaldı. Hatta partiden ihraç ediliyor. Böyle de bir durum var. Şimdi kapatabildiklerini kapatıyorlar, kapatamadıklarını kapatmıyorlar. CHP'li Bolu Belediye Başkanı biliyorsunuz daha önce de Suriyeli sığınmacılar için işte onlara 10 kat su faturası yollayacağım, hani yeter ki gitsinler. Yani Bolu'dan gittikleri zaman Türkiye'den mi gittiklerini zannediyordu, bu konuyu konuşmuştuk daha önce, veya işte Bolu'yu Türkiye'ye mi zannediyor sadece, o da ayrı bir konu. Hani faşizan yaklaşımından dolayı biz eleştirmiştik ama bu sefer de burada gerçekten özellikle bir kere bir orada tesettürlü bir bayan yanıma yaklaştı diyerek orada böyle bir faşizan yine bir yaklaşım var ve o algılama şekli gerçekten tüylerimizi ürpertti. Yani bir erkek, bir belediye başkanı bana yardımcı olur musunuz diyen kadına niye böyle anlar? Tabii ki kadının çocuğu olmuyordur, senden hastane isteyecektir, ücretsiz bunu bana yaptırın diyecektir. Halbuki o anıyı orada anlatıcı, hani şöyle olurdu işte: bayan benden tüp bebek için yardım istedi. Biz de onu işte bir hastaneye yönlendirdik. Bebeği oldu. Sonra bebeğiyle, kocasıyla geldi. Çok mutlu bir tabloydu. Çok duygulandım falan. O anı o tarafa doğru böyle gitmesi lazımdı ama adam ne anlıyor? Yani bunu nasıl anlıyor? Siz onu anladınız, benim dilim varmıyor. Vallahi yani siyasetçilerin, herkesin ama siyasetçilerin kullandığı dil veya bir insanın, siyasetçi de olsa, konuları yorumlamasıyla veya algılamasıyla yani nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi tabii ki MYK'da uyarılma cezası verildi. Yani ne şiş yansın ne kebap, topu taca attık, toplumun gazını aldık, sen işine devam et. Zaten o faşizan Suriyelilere o 10 kat su verme olayında da partide bizim fikrimiz değildir falan filan dediler ama adama hiçbir şey yapmadılar. Adam da bunu uygulamaya sokmaya çalışıyor. Hep böyle topu taca atma, ölü taklidi yapma, görmeme, hemen zaman aşımına uğratma, ki bunda da çok becerikliler. Hakkını vermek lazım. CHP algı operasyonuyla gemi yürütüyor. Bak, İstanbul'u, Ankara'yı algıyla aldılar, çalışarak değil. Fakat işte muhalefet böyle olunca iktidar partisinin, yani AK Parti'nin bunu artık anlaması lazım. Ama ben AK Parti'de hala sosyal medyadaki algı yönetiminin çok iyi yönetilmediğini de düşünüyorum. Aynı zamanda şimdi mesela Erzurum İl Başkanı CHP'nin kayıtlar çıktığı için istifa etti. Eğer kayıtlar çıkmasaydı onun da üstü örtülecekti. Bu olmamalı. Hangi siyasi parti için, hangi STK için, hangi şu için, bu için, ama maalesef toplum öyle bir hale geldi ki yapan yaptığınla kalıyor, üstünü örtebilen örtüyor. Siyaset böyle olunca topluma yansıyor, toplum böyle olunca aile yapısına yansıyor. Ondan sonra nereye geliyoruz? Biz niye böyle olduk? Valla herkes dönsün kendine baksın, biz niye böyle olduk? O kadar tükendi ki, tüketildi ki,
insanlarda vicdan, merhamet duyguları azaldı. Millet kendi varlığı için en yakınının üstüne basıp geçmekten çekinmiyor. Ve ondan sonra da yaptığı yanlış da olsa, kötü de olsa ne yapıyor? Üstünü örtüyor, öbür arkadaşı göz yumuyor. Sonra da oluyor. Toplum niye böyle oldu? Herkes dönüp kendine baksın.